Evet, çok değerli hemşehrilerim. Başkalarına soruyorum programının bu yılki ikinci programı ama stüdyodaki ilk programımızı gerçekleştiriyoruz. Ben bu vesileyle de yeni yılınızı, yeni yılımızı tebrik ediyorum. İlçemize, ilimize, ülkemize, tüm İslam alemine ve insanlığa hayırlar getirmesini temenni ediyorum. İnşallah 2022 yılı, 2020 yılı ve 2021 yılını kapsayan pandemi döneminden kurtulacağımız bir yıl olur. Hepinize sağlık ve esenlikler dileyerek sorulara başlayalım inşallah. Evet, ilk sorumuz Ahmet Faruk, Hakk'a doğru. Kutuya lafım yok. Çok merak ediyorum hangi akla hizmet o kadar kaldırım yapıp cadde girişini iptal ettiniz. Sabahları bütün araçlar Kirazlık yoluna dönmek zorunda kalıyor, sıkışıyor. Yol tek şeride kalıyor. Servis araçları yüzünden belediyeleri mahallesine dönen yol cadde girişini lüzumsuz yere uzatıyor. Ve bozuk ışıklar hala sabit yanıp sönüyor. Sayın Yusuf Ziya Yılmaz'ı gerçekten arıyoruz, sağ olun. Evet, Ahmet'in sorusunu cevaplayarak geçelim ikinci soruya. Ahmet kardeşim, belediyelere kavşaktan bahsediyorsun anladığım kadarıyla. Evet, orada bir kavşak daraltılması sadece Canik bölgesinde ve belediyelerinde değil, tüm ilge bazında, özellikle merkez ilçede bir kavşak düzenlemesi yapıldı. Bunun da amacı trafik yoğunluğunu azaltmak, daha akıcı hale getirmek için. Dolayısıyla da yapılan araştırmaların neticesinde Büyükşehir Belediye Başkanımız Aselsan'la birlikte yürütmüş olduğu proje kapsamında bazı kavşakları daralttı. Bu bilimsel bir çalışma, teknik bir çalışma olduğu için daha sinyalizasyon tam bitmedi ve sistem aktif edilmediği için şu an eksik kalan kısımlar olabilir. Ahmet Faruk kardeşim, biraz acele ettim bu yorumlarla alakalı. Yapılan istatistik çalışmalarda bu sistemin şu anki mevcut trafiği %53 daha rahatlatacağını Büyükşehir Belediye Başkanımıza izah etmişti. Biraz sabredelim. İnşallah çok daha olumlu anlamda işler ortaya çıkmış olacak. Biraz daha sabır. Evet, Egehan Yasehan sormuş. Güzel işlem ama bizim beyinsiz insanlarımız çöp atıyor, maske atıyor içine. Egehan, beyinsizliği kullanmasan çok daha güzel olacaktı. Belki insanlarımızı bilinçlendirelim anlamında bir cümle sana daha iyi yakışırdı. Evet, bunu yeni başladık bu uygulamaya Canik'te Egehan. İnşallah insanlarımıza bilinçlendirerek hangi kutuya ne atılacağını hep birlikte tecrübe eder, yaşarız ve uygularız. Bunun ciddi anlamda ekonomik olarak da ilçemize katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Bununla ilgili de önümüzdeki aylarda daha ciddi lansmanlar, tanıtımlar yapacağız inşallah. Muhammed Sancak sormuş. Çok mu lazım? Garibanın bir çöpü vardı, onu da mı aldınız? Muhammed, çöpü falan almadık aslında. Çöpü değerlendirdik. Eskiden çöp olduğu gibi toplanıyordu ve götürülüp atılıyordu. Yakın zamanda ayrışılmaya başlandı ve son zamanlarda Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığımızın çalışmasıyla çöpleri yerinde ayrıştırıyoruz. Bunun bir sonraki adımı da evlerde çöpü ayrıştırmak. Çok ciddi bir ekonomik geri dönüşü var. Aslında yaşını falan bilmiyorum ama bir gün ziyaret edersen bu konuyla ilgili sana detaylı bir bilgi verelim. Birlikte istişare edelim. Senin de fikirlerinden yararlanmış oluruz. Evet, Çetin Kocataş sormuş. İbrahim Sandıkçı Başkanım, sadece fiyat incelemesi yetmez. Raf fiyatı ile kasa fiyatı arasında çok fark var. Lütfen bunlara da dikkate alınız. Çalışmanız için teşekkürler. Evet Çetin Koçtaş, biz de aynen böyle yapıyoruz. Sadece rafta değil, rafta baktığımız aslında tarihtir ve gramajdır. Etiket fiyatıyla kasa fiyatlarında arkadaşlarımız her denetim yaptıkları mağazada kontrol ediyorlar. Varsa da aksaklık bunun gereğini yerine getiriyorlar. Omar Kamarov, benim bildiğim fiyat denetimini maliye yapar. Omar, o farklı bir şey. Belediye zabıtası da bununla yükümlü. Dolayısıyla bölgemizdeki mağazaların denetimini den biz de sorumluyuz. Vatandaşlarımızın daha sağlıklı alışveriş yapabilmeleri konusunda bizim de görevlerimiz var. Bu anlamda belediye zabıtası da bu görevleri yapıyor. Doğan Marhan sormuş. Mahalle bakkalların fiyatları kontrol edilsin. Kim kime, kim duma. Herkes kafasına göre etiket düzenliyor Sayın Başkan. Doğan Marhan, mahalle bakkallarımız da denetleniyor. Denetim yaparken bakkal, zincir marketler diye ayırmıyoruz. Bölgeye girdiğimiz zaman orada ticari olarak kim faaliyet içerisindeyse, özellikle gıda ağırlıklı satışlara direkt arkadaşlarımız giriyor ve denetimlerini yapıyorlar. Egehan Yasehan sormuş. Sayın yetkililer, belediyemiz sınırları içerisinde bu gibi durumlar yaşanması muhtemel. 39 yaşında biri olarak çoğu kez başıboş köpekler saldırmaya kalktı. Eğer ki küçük bir çocuğa bu şekilde bir saldırı olursa
Bunun hesabını kim verecek? Daha önce de bildirimde bulunmuştum. Lütfen bu konu hakkında duyarsız kalmayın. Egehan, paylaşımın altına bu yorumu yapmışsın. Bizi bununla alakalı uyarılarımızı yapıyoruz. 14 Ocak itibariyle bu tür saldırgan sokak hayvanlarıyla alakalı işlem başlatacağımızı ilan ettik. İnşallah bu tür hayvanlarımızın gerekli tedbirleri alınmazsa toplanma işlemi başlayacak ve sahibine de ciddi anlamda, ki orada paylaşımımızda da var, 11 bin lira ceza kesilecek. Egehan, inşallah bu tedbirleri almış olacağız hep birlikte. Mustafa Aybey, Sayın Başkanım, Yayla Köyü Çubuk Mahallesi'nin asfalt çalışması ne zaman yapılacak? Görevlerinizi ve hizmetlerinizde başarılar dilerim. Mustafa Aybey, tabii bir akşam beni saat 9'da, gece 9'da oraya çağırdınız. Biz de geldik. Tüm ahali Çubuk oradaydı. Sizle bir akitleşme yaptık orada. Biz sözümüzü tuttuk. Yollarınız genişledi. Şu an Çubuk'ta ciddi bir çalışma yapıldı 2021 itibariyle. Tabii bu altyapı çalışmasıydı. Yolların genişletilmesi ve rehabilite edilmesi konusuydu. Şimdi bundan sonra da inşallah sati kaplama veya asfalt üzerine bu yıl programımızda var. İnşallah onları da tamamlayacağız. Artık Çubuk'ta yolu falan konuşmayacağız. Evet, Twitter mesajlarında kitapla yeniden diriliş kafe aktif tevfikleri şafak vakti. Şimdi de Eren Bülbül filminin tüm sınıflarda aynı gün aynı saatte aynı kıllı tahtlarda EBA üzerinden tüm öğrencilere ve öğretmenlere izlese, yüreğimiz birlikte yansa, birlikte gözyaşı döksek okullarımızda. Evet, bir temenni, güzel bir, evet, epey yerde etiketlemiş arkadaşımız. Kitapla yeniden diriliş, kitap kahve. Evet, muhtemelen zaten bu paylaşımın akabinde yapıldı bu. Sinema programının akabinde. Bizler salonları kapatarak okuldaki öğrencilerimizi ve üniversite öğrencilerimize birlikte bu tür filmlere götürüyoruz. En sonunda bu hafta içerisinde lise ve üniversite öğrencilerimize birlikte yaklaşık 200-250 arkadaşımız, gencimize birlikte Eren Bülbül filmini izledik. İlk defa böyle bir film izledim. Gerçekten bugünü bu filmi hiç unutmayacağım. Bize bu imkanı sağlayan Canik Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Hiç böyle bir film düşünmemiştim ve beklentilerimi çok fazla karşıladı. Cidden bir de bunun bir gerçek olay olması beni cidden çok duygulandırdı. Çok güzel bir filmdi. İyi ki varsın Eren. Çok dramatik ve duygusal bir olaydı. Arkadaşlarımla yarın beni mutlu etti. Eren Bülbül yani aramızda yaşayan iyi çocuklardan bir tanesiydi. Bizim yaşlarımızda şehit oldu. Allah rahmet eylesin. Mekanını cennet eylesin. Çok güzeldi, gayet güzeldi. Bunların bir de yaşanmış bir olay olması beni daha çok derine etkiledi. Ben daha önceden böyle bir olay duymamıştım. Bu filmle beraber öğrendim bu olayı. İyi ki varsın Eren. Bu elim hadisesinin yaşandığı tarihte Trabzon'da görev yapan birisi olarak gerçekten o dönemde de şehirde ve Türkiye'de nasıl bir infialin uyandığına şahit olmuştuk. Eren Bülbül ve Ferhat Gedik komutanın bir sinema filmine taşınması gerçekten onlara karşı milletimizin bir vefa borcu olarak icra edilmesi gereken bir görevdi. Emeği geçen bütün kurumları tebrik ediyorum. Cani'nin gençlerini, Samsun'un gençlerini Eren Bülbül filmiyle buluşturduğu için belediye başkanımız Sayın İbrahim Sandıkçı'yı ve çalışma arkadaşlarını tebrik ediyorum. Film değildi. Bu gerçek bir olaydı. Yaşanmış bir olay. Çok da eski bir olay değil. Bundan 4 yıl önce, yaklaşık 4 yıl önce bu ülkenin birlik ve beraberliğine kastetmiş teröristlere karşı bu ülkenin tüm ferdi, genciyle, çocuğuyla, yaşlısıyla, resmi görevlisiyle, kolluk kuvvetleriyle, askeriyle, polisiyle verdiği topyekun bir mücadelenin aslında bir göstergesiydi. Önemli olan burada bizim bütün vatandaşlar olarak birliğimizi, beraberimizi korumamızdır. Bu operasyonda şehit olan Eren'e ve komutanımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Tüm şehitlerimize aynı şekilde rahmet diliyoruz. Ve iyi ki varsın Eren. Temelinize katılıyorum ben de. Herkesin bu filmi izlemesi gerekir. Akıllı tahtlar üzerinden bu mümkün mü? İlçe Milli Eğitim Müdürü ile konuşup eğer mümkün olasılık durumu varsa bize teknik destek vererek bunu niye yapmayalım? İnşallah yarın İlçe Milli Eğitim Müdürü'ne bu teklifi götürelim, paylaşalım. Bakalım nasıl bir sonuç alırız. Aykut Ekinci, semt pazarlarında fiyat etiketi zorunluluğu getirin. 20 satıcı 5 üründe en az 100 fiyat bilgisine ihtiyaç var. Tek tek sormak zaman kaybı, verimsiz, tüketiciyi caydırıcı. Aykut Bey, evet, katılıyorum temenine.
Çünkü her taşın, biz ona taş diyoruz, her pazarcının yerine taş diye adlandırıyoruz onları. Her tezgahın önüne gittiğimizde satıcıya şunu sormak durumdayız. İşte marul kaç para, domates kaç para, salatalık kaç para? Zaman kaybından başka bir şey değil. İsterseniz satıcı da her gelene fiyatı söylemek durumunda kalıyor. Aslında etiket zorunluluğu var, yok değil. Ama bu zaman zaman uygulamada olmayabiliyor. Veya tezgahlar açılınca yerleşmemiş olabiliyor. Farklı nedenlerden dolayı etiket olmuyor. Aslında etiket koyma zorunluluğu tüm satış yapan birimlerde, mağazalarda var. Biraz daha dikkat edelim biz. Katılıyorum. Gereksiz zaman kaybından başka bir şey değil bence de. Hepsinin etiketi üzerinde olsun. Vatandaş istediği kadar sadece kilosunu söylesin. Alsın. Daha sık denetim yapalım bu anlamda Aykut Bey. Evet, geri dönüşüm seferberliği paylaşımımızın altına atık oluşumunun engellenmesiyle alakalı atık toplama merkezlerimizin sosyal medyadaki paylaşımın akabinde gelen sorular ve yorumlarda Doğukan Aslan demiş ki ilçenin girişinde az saha göze hitap eden bir şey yapılamaz mıydı? İlçenin girişinde az daha göze hitap eden bir şey yapılamaz mıydı? Kazület gibi dikilmiş oraya. Fikir iyi, icraat kötü. Doğukan, kazületi anlamadım, bilmiyorum. Dil kurumunun lügatında var mıdır kazület? Var mı kazület? Gazet gibi dikilmiş oraya, fikir iyi, icraat kötü. Tabii bu senin fikrin, saygı duyarım ama bence güzel oldu. Oraya da bir renk kattı. Orası bir de kavşak, güzel bir nokta. İnsanlar orada, bir de market önü, büyük bir marketin önü. Orada daha verimli olacağını düşündüğümüz için, bir de can ekte biliyorsunuz mahalle aramızda çok böyle genç yerlerimiz yok. Biraz daha böyle meydanımsı yerlere bunları koyuyoruz. Ama daha iyi bir yer alternatif olarak bize sunabilirsen onu da değerlendirmeye alalım Doğukan kardeşim. Evet, Kerem, burayı tek yöne indirmek kimin fikri diye sormuş. Evet, yine belediye ve kavşağından bahsediyoruz. Atık toplamayla alakası yok sorunun. Tabii ilçede değişim halinde ilçe. Son 3 yılda ciddi anlamda canik kabuk değiştiriyor. Farklı bir alan, farklı bir konu belki ama bilinmesini de istiyoruz. Dolayısıyla hızlı bir değişime bizim de ayak uydurmamız gerekiyor. Yeni alternatif bulvarlar çalışmamız devam ediyor. Bu anlamda Cengiz Topel'in sadece girişinde bir 10-15 metre tek yön. Kerem kardeşim, ondan sonrası yine git gel durumu var. Kavşaktaki yoğunluğu azaltmak için yapılmış bir çalışma. Eğer bir sıkıntı olursa, ki memnun olan da var, sıkıntı olduğunu söyleyen vatandaşlarımız da var. Bunun değerlendirmesini Büyükşehir Belediye Başkanlığımız yapıyor. İnşallah hep birlikte en doğru çözümü sistem tam aktivite edildiği zaman göreceğiz. Ona göre de nihai kararı verip onu uygulamaya koyacağız inşallah. Evet, belediye ve özel idare çalışanlarla birliği sendikası Ben Birsen Genel Başkan Yardımcısı. Evet, bizi geçen hafta içerisinde ziyaret etmişlerdi. Bununla alakalı bir paylaşım yapmıştık. Kenny takma isimli herhalde arkadaşımız. Başkandan memurlar için sosyal denge isteğiniz, başkanın da sizi makamından kovduğu doğru mu? Kenny, bir kere şunu bir kere netleştirelim, netliğe kavuşturalım. Makam benim şahsi yerim değil. Makam Canik halkının makamı. Dolayısıyla biz oranın emanetçisiyiz. Dolayısıyla oraya gelen hiç kimseyi, talep ne olursa olsun oradan kovmak gibi bir şey asla ne kültürümüzde var ne de bugüne kadar sergilediğimiz bir tavırdır. Bu bilgiyi nereden aldığınızı bilmiyorum ama gerçeği yansıtmamaktadır. Makam herkesindir, kapısı da açıktır, açıkta kalacaktır. Talep olur olmaz, karşılanır karşılamaz, bunlar farklı şeylerdir. Ama makamdan kovulduğu ifadesi yanlış bir bilgi. Dolayısıyla bunu düzeltelim. Öyle bir şey yoktur. Tabii ki sendika görevli arkadaşlarımız işleriyle alakalı, sorumluluklarla alakalı taleplerini getirmişlerdir. Karşılıklı bir istişare gerçekleşmiştir. Ve akabinde de ilk almadan sonra müsaade istemişlerdir. Biz de yol etmişizdir kendilerine. Dolayısıyla olay böyle gerçekleşmiştir. Bilginiz tamamen yanlıştır. Evet, Kerem sormuş. Sokak köpekleri birini parçalamadan bir şey yapmayı düşünüyor musunuz? Tabii ki Kerem. Yani öyle zannediyorum, sosyal medyadan bizi takip etmiyorsunuz. Bununla alakalı belediye bünyemizde bir veterinerimiz, 4 arkadaşımız, bir aracımız mevcut. Tam teşekküllü. Bu anlamda bize gelen her türlü ihbarı bizler değerlendiriyoruz. Şu ana kadar bölgemize böyle bir olay yaşamadık. İnşallah da yaşamayız. Mümkün olduğu kadar bu tür saldırgan hayvanlarımızı toplayıp gerekli işlemler yapılmaktadır. İnşallah bundan sonraki süreçte
biraz daha tedbirleri artırarak böyle bir şey yaşamaması için gayret sarf edeceğiz. Yiğit Sağlıkçı sormuş. Sayın Başkanım, hizmetleriniz için teşekkür ederim. Hasköy Mahallesi Uludere olarak da yapılan yol çalışmasına ek olarak da yürüyüş yolu yapılır ise çok mutlu oluruz. İyi çalışmalar. Evet Yiğit kardeşim, inşallah o da tamamlanacak. Şu anda yolu yaptık. Yürüyüş yolunda inşallah tamamlarız. O bölgede eksiği gidermiş oluruz. Emine Sultan yalnız sormuş. Başkanım çok teşekkür ediyoruz. Bize böyle güzel bir kurs açtığınız için. Başkanım sizden bir ricam var. Kurs yerimize kütüphane açma imkanınız olmaz mı acaba? Mahallemizde hiç kütüphane yok. Evet Emine Hanım, öyle zannediyorum. Evet, bu Bala Hatun'un altınaydı arkadaşlar. Bala Hatun hanım konağını ziyaretimizde böyle bir talep gelmişti. Aslında kütüphaneden kastettiğiniz şey gençlerimizin üniversiteye yönelik veya 8. sınıftaki çocuklarımızın lise geçiş sınavına yönelik hazırlanabilecekleri bir etüt merkezi. Orada da bahsettik bundan. Şu an böyle bir etüt merkezimiz var. Belediye evlerinde 8 Mart kampüsü içerisinde böyle bir etütümüz var. Ama size biraz uzak kalıyor. İnşallah böyle bir alan o bölgede de yaparız. İhtiyaç var mı? Kesinlikle var. Orada şunu da ilave etmiştim. Hemen Kuzey Yıldızı Mahallesi'nde yeni bir projeye başlıyoruz. Canik Bilim Atölyeleri başlığında. Orada bu alanı inşallah sizlerin de bu bölgenin de kullanımına sağlamış olacağız. Bugünlerde ihaleye çıkar. Öyle tahmin ediyorum 2022-23 eğitim öğretim yılının başına da kullanmaya başlarız inşallah. Evet, Turkut Nursel. Turkut Nursel sormuş. Benim yıllardır mücadele ettiğim ama sesimi duyuramadığım, kimseyi önemini anlatamadığım bir konuyu nihayet her caddede, sokakta olmalı ve gerçekten duyarlı olunmalı ve de cam kavanozlar şişeler içinde olmalı. Turgut Nursel, biz de tam senin istediğini yapmışız demek ki. Olması gereken buydu. İnşallah sizlere destek olursunuz amacına uygun olarak kullanılması yönünde. Murat Likoğlu bahsetmiş. Uygulama güzel fakat böyle bir toplama sandıkları bulunduğu yer insanların yolculuk esnasında koşturmaca yaşayan trafiğin tam göbeğine konulması sorun oluşturacaktır. Her sokak caddede veya binalara yakın yerlere çöp konteyneri yanına yakın yerleşmesi daha iyi olur. Burada ayrışım yapılabilir. Lütfen dikkate alınmasını önemli rica ederim. Evet Murat Likoğlu, eminim sadece bu fotoğrafa takıldınız siz ama bunun haricinde tüm sokaklarımızda bildiğiniz o eski gri konteynerin yanına şimdi bir de mavi konteynere koyduk. Murat kardeşim, bu da tam olarak bu işi yapıyor. Tüm sokaklarda artık bu mavi konteynerlerimiz olacak ve bu atık geri dönüşümü müsait olan atıklarımızı orada toplayacağız. Sizler oraya atacaksınız. Biz de oradan alıp ayrıştırmasını belki soru gelirse cevaplayacağım. Birinci sınıf atık getirme merkezi açıyoruz inşallah bir dahaki ay. Canik'te bunu da kazandırdık. Oraya götürülecek. Orada çöplerimiz, geri dönüşüm çöplerimiz ayrıştırılacak ve ekonomiye tekrar kazandırılacak. Mavi konteyneri takip et Murat. Nur Yılmaz sormuş. Başkanım ne olur? Bir günde benim evime gelin. Lütfen bir bardak çay kahve içmeye bekliyorum sizi. Lütfen sesimi duyun. Evimizde sizi misafir etmek istiyoruz. Lütfen başkanım ne olur? Evet Nur Yılmaz, niye olmasın, siz çaya davet ettiniz. Biz niye gelmeyelim? Ama adres falan bildirmemişsiniz. Eğer adresinizi, telefonunuzu bildirirseniz arkadaşlar sizlere temas kurar. Müsait olduğumuz bir günde size çaya kahveye inşallah geliriz. Samsun Canik sormuş. Başkanım siz Canik'in hangi mahallesinde oturuyorsunuz? Şimdi ben Canik'in her mahallesinde oturuyorum. Yani oturmak zorundayım. Her mahallesinde bilmek durumundayım. Ama illa da oturduğum ikametgahımı soruyorsan Gazipaşa Mahallesi Batum Sokak'tır. Samsun Canik 55. Evet ikinci sorusu. Başkanım millet bahçemizdeki kırık ve işlevsiz hale gelen oyuncaklar onarılacak mı acaba? Bunlar tabii millet bahçemiz Canik sınırları içerisinde. Orada bizim de bir sıfır atık köyümüz var. Bilmiyorum orayı gezdiniz mi? Zaman zaman oradaki oyun gereçleri ve oradaki eğitim amaçlı materyaller kırılıyor. Bunlar da tamiratı tespit edildikçe yapılıyor. Diğer alandaki parklarla ilgili Büyükşehir'in yetkisinde ve kontrolünde o arkadaşlarımız oradaki eksikleri gideriyorlardır. Öyle zannediyorum, herhalde gittiğinizde kırık bir şey tespit ettiniz. Eminim şu anda oradaki kırık veya tamiratı yapılacak olan nesne neyse tamiratı yapılmıştır diye düşünüyorum. Samsun Canik. Evet SNİ Söz Demir herhalde. Arkadaşlar böyle kod isimleri yazınca okumakta zorlanıyoruz. Sesli harf yok. Hep sessiz harflerden ibaret isimleriniz. Göreve gelmeden önce Samsun, Canik'te bulunduğunuz eksiklerin içerisinde sokaklardaki ışıklandırma var mıydı?
Varsa neden bunlarla alakadar olmadınız hiç? Soruyu bir anlayalım arkadaşlar. Göreve gelmeden öncesinde Canik'te bulduğunuz eksiklerin içerisinde sokaklardaki ışıklandırma var mıydı? Varsa neden bunlarla alakadar olmadığını siz? Çünkü Piazza ile Usluoğlu arasında bir sanayi var ama aydınlatmalar 20 yıl evvelki gibi hala. Evet, birinci sorunu cevaplayalım. Eski sanayinin olduğu bölgeyi söylüyorsun. Sözdemir diyeceğim ben sana çünkü ismini tam bilmediğim için. Orayla ilgili, sanayiyle ilgili şimdi yeni bir çalışmamız var. Biliyorsun Gülsen şu anda Büyükşehir Belediye'mizin yapmış olduğu çalışmalar kalkıyor ve Toybel'e gidiyor. İnşallah seneye bu zamanlarda taşınma başlamış olur. Oraya bir park yapılıyor. Akabinde de eski sanayi bu halinden ağrı olacak. Orası daha ziyade böyle şovrumların olduğu, insanların akşamlarına eşlerini alıp gezebileceği bir ticari alana dönüşecek. Bu anlamda biraz daha sabır istiyoruz sizlerden. İnşallah 2023 gibi bunları da konuşmamış oluruz. İkinci soru ise şöyle. Kış ayı içerisinde neden millet bahçesinde ışıklandırma bu denli aşırı hiç anlamıyorum doğrusu. Kış ayının içerisinde niye ışıklar yanıyor anlıyorum ben buradan. Hava biraz daha erken karardığı için olabilir. Işıklı olması daha iyi değil mi? Soruyu tam anlamadım ama sanki ışık israfından, enerji israfından muzdaripsiniz. Onu arkadaşlar ayarlıyordur. Dediğim gibi havanın erken kararması neticesinde ışıklar biraz daha uzun sürüyor, yanıyor olabilir. Oysa yaz ayı değil ki insanlar soğuktan dolayı zaten evlerine çıkmazken. Fakir fukaraları kastediyorum daha çok elbette ama yılbaşı günü akşamı ya da Samsun maçının olduğu zamanlarda vesaire gibi durumlarda gece yarısı 2'ye kadar full yanmalarında sakınca iyi olmaz. Elbette ama normal günlerde bu anlatmanın en azından yarıya inmesi şart bence. Çünkü fakir fukara yardımlar dolar olarak değil Türk lirası olarak veriliyor değil mi başkan? Öyleyse milli servet kolay heba edilmemeli bence. Çünkü tüyü bitmemiş yetimlerin hakkı yok mu sizce? Kesinlikle her alanda her israfta tüyü bitmemiş hakkı, yetimin hakkı vardır. Bundan yana hiçbir tereddütümüz yok, yol ayrımımız yok. Bu aynı düşünüyoruz. Ama sorumlu arkadaşlar da zamanlamasını buna göre yapıyorlardır. Şöyle bir şey yapamayız. Hava kış diye o alanlar kullanılmayacak gibi bir sonuca gidemeyiz. İnsan spor yapmak isteyen ve spor kültürünü almış olan insanlarımız kışın da olsa, akşam mesaiden evlerine geldikten sonra da olsa, yemek yedikten sonra da olsa çıkıp dolaşabiliyorlar. Bu anlamda bir kısıtlama yapmak çok doğru değil. Bunun bir standardı vardır, bir ses çalışması da vardır zaten. Arkadaşlarımız bu minvalde çalışmanı yapıyorlardır. Ama yine biz notunuzu alalım. Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza iletelim. Evet başkanım, öncelikle iyi çalışmalar. Hacı İsmail Mahallesi 11.02 adında falanca parça üzerinde yer alan binanın zemin katında bulunan söz konusu 7 adet bağımsız bölüme ilişkin ihale iptal edilmiş. Acaba siz belediye olarak buraya ne düşünüyorsunuz? Kiraya vermek gibi bir düşünceniz mi var? Bu konu hakkında düşüncelerinizi paylaşırsanız sevinirim. Başkanım tekrardan hayırlı çalışmalar. Evet Şehit Can Karakurt kardeşim, sorduğun alan öyle zannediyorum Kuzey Yıldızı Mahallesi'nde yapmış olduğumuz Şehri Canik Konağı. Biliyorsun o binanın altında 7 tane dükkan var. Üstünde 1-2 kat var. Ama baktığın zaman binaya 5 kat gibi duruyor. Birinci katına ağız diş sağlığı Canik Ek Hizmet binası geliyor. Bunu biliyorsundur herhalde. Üst kata da Canik İlçe Sağlık Müdürlüğü geliyor. Alttaki 7 tane dükkanla alakalı geçen ay ihaleye çıkmış idik. Lakin bundan 5-6 soru önce de cevap vermiştim. Canik'te hızlı bir değişim var. Bugün bir şeyi şu amaçla yapacağız diyoruz ve başladığımızda inanın geçen sürede çok daha farklı ufuklar açılabiliyor, tekliflere gelebiliyor. Bu anlamda biz de son anda ihaleyi iptal ettik. Ama tekrar öyle zannediyorum Mart ayı içerisinde satışa çıkacağız bu dükkanları. Niye iptal ettiğimize gelirsen de orada bir imar değişikliğine gidiyoruz. O dükkanlar galeri katlıydı. Bazılarının galeri katlarını iptal edip bağımsız bölüme çevireceğiz. Onu da belediyenin menfaati ve çıkarı doğrultusunda yapacağımızı bilin. Yine o dükkan 7 tane dükkan inşallah Mart-Nisan ayı gibi tekrar satışa çıkacak. Anladığım kadarıyla takip ediyorsunuz ihaleyi. Mart gibi ihaleleri takip edin. İnşallah nasipse size de bir dükkan nasip olur oradan. Evet, Ayhan Dil sormuş. Soğuk Su Mahallesi kentsel dönüşüm hizmeti olarak bilgilendirmek istiyorum. Teşekkür ederim, saygılarımı sunarım. Evet, Ayhan Dil, Soğuk Su Mahallesi'nin Büyükşehir Belediye Başkanımızla birlikte çalıştığımız bir proje. Tüm çalışmalar neredeyse bitti. Medikan Hastanesi'nin arkasındaki emlak konutu yapmış olduğu binalarda tamamlanmak üzere.
Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığımız çalışmasını tamamladı. Bizim de çalışmamız artık sona geldi. Önümüzdeki aylar içerisinde vatandaşlarımızı çağırıp karşılıklı istişarelere geçeceğiz. Daha sonra da kabul edilen, anlaşılan vatandaşlarımızı oradan konut sahibi yapacağız. Büyükşehir Belediye Başkanımızla birlikte böyle bir çalışma içerisindeyiz. Çok az kaldı. Biraz daha sabır istiyorum sizlerden. Eftal Çulha sormuş. İyi günler başkanım. Sizi takip ettiğim kadarıyla teknoloji gelişmeleriyle ilgilisiniz. Metaverse projelerine ilgili ne düşünüyorsunuz? Evet, Metaverse diye. Ya bunların da yazdığı gibi okumuyorlar ki bunu. Metaverse yazılıyor. Metaverse okuyor. Bunu çok daha farklı telaffuz edenler de var. Biz buna şöyle diyelim mi? Sanal evren diyelim, değil mi? Bunun Türkçesi sanal evren. Vallahi bana göre tamamen yeni dünya düzeninin bir kandırmacısı arkadaşlar. Arsa satışı sanal alemde. Bugün İstanbul'da Kadıköy sahillerinin birinci etabının tamamını neredeyse satmış durumdalar. Satan kim? Belli değil. Alan kim? Belli değil. Ne yapıyorlar ama? Şunu çok iyi net biliyorum. 100 dolara size atıyorum Kadıköy'de sahilde bir dönüm yeri satıyorlar. Düşünün, orada binlerce dönüm yer var. Sizden 1000 dönüm yer satmış olsalar 1000 çarpı 100 dolardan 100 bin dolar para alıyorlar. Sonra o parayı ne yapıyorlar biliyor musun? O 100 bin dolar nakit parayı alıp gidip Tekirdağ'da başka bir yerden gerçek arazi satın alıyor bu insanlar. Dolayısıyla oyuna gelmeyin. Hayal satın almayın. Sanal alem çok farklı bir şey. Dijital çağ, dijital ortam çok farklı şeyler bunlar. Lütfen bu oyunlara gelmeyin. Uyanıklar paramızı almasın. Dediğim gibi bize hayal satıp kendileri bizden aldıkları parayla gerçek arazi satın alıyorlar. Buna müsaade etmeyin. Topraklarımızı kendi elimizle onlara kaynak olarak verip sattırmayalım lütfen. Evet, geçen hafta başkana soruyorum programı altına Gülben kardeşimiz bir yorumda bulundu ve bir sonraki başkana soruyorum programını ben de iştirak edebilir miyim, birlikte yapabilir miyiz dedi. Biz de seve seve buyur dedik. Bugün de stüdyomuzda birlikte inşallah zaman dar da olsa bir miktar sorularına cevap vermeye çalışacağız. Söyleşi yapacağız inşallah. Evet Gülben, seni dinleyelim. Gülben, çok zor sorarsan bak cevaplamam ama. Tamam başkanım. Hayır, atabiliyoruz. Evet Gülben, hoş geldin. Hoş buldum başkanım. Evet, tanıyalım seni. Ben Gülben Köse, Samsun Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 3. sınıf öğrencisiyim. Ayrıca tarih bölümünden de çap yapıyorum. 19 yaşındayım. Cenik'te ikamet ediyorum. Aslen Termeliyim. Evet, şu hangi mahalledeyiz Cenik'te? Belediye Evleri Mahallesi, Oyuncak Müzesi'nin sokağındayım. Evet, çok güzel. Bizi takip ediyorsun anlaşılan. Evet. Sosyal medyadan. Evet Gülben, başlayalım. Başkanım, ilk sorumuz, İbrahim Başkanımız belediye başkanlığı görevinden memnun mu? Bizlere tavsiyeleri nelerdir diye sormuş ama açıkçası başkanım, tavsiye değil de siz genç olsaydınız neler yapardınız? Bizlerin yerinde olsanız neler yapardınız? Evet Gülben, çok kapsamlı bir soru aslında. Belediye başkanlığından memnun muyuz? İlk soru bu. Evet. Şimdi hep söylüyorum, belediye başkanlığı bir meslek değil öncelikle. Dönemsel olarak yüklendiğimiz bir görev. Ve bu göreve de talip kendi isteğimizle olduk. Yani biz kendimiz belediye başkanı olmak istedik, aday olduk. Ve belediye başkanı vatandaşlarımızın seçmesiyle de bir dönemliğine 2019-2024 arası belediye başkanı olarak seçildik ve bu görevi yapacağız. Sevmeden bir işi yapamazsınız. Dolayısıyla belediye başkanlığı bir hizmettir. Hizmet aracıdır belediye başkanlığı. Bu anlamda eğer bu işi istemezseniz, insanlara dokunmak, insanların gönüllerini yapmak, onların bir nebze olsun kötü günlerinde onları memnun etmek veya iyi günlerinde onların sevincini paylaşmak gibi hasretleriniz yoksa zaten bu işi yapamazsınız. Ben de belediye başkanlığı önce de bu hasretlerim üzerinde vardı. Sivil toplum örgütleriyle çok iç içeydim. İnsanlara dokunmak, insanlara bir şey paylaşmak, onlara yardımcı olmayı seven bir kişiliğim vardı. Biraz da benim kişiliğime yakın bir işti bu. Bu vesileyle de şu an yaptığım işi severek yaptığıma inanıyorum. Dolayısıyla da takip ediyorsunuz bizi. Çok da böyle yapmacık değilizdir, doğalımdır. Aksi takdirde severek yapmadığın zaman bazı şeyleri rol icabı yapmış olursun. Bu da hemen zaten karşıda sırıtılıyor. Bilmiyorum öyle bir durumun var mı? Yani şöyle başkanım, ben daha önce çok programınıza katıldım. Bayağı 2 yıldır falan da sosyal medyadan takip ediyorum. Sizinle birlikte sinemaya da geldim.
Ayrıyeten farklı yerlerde programlarınıza da katıldım. Açıkçası gençlere, kadınlara verdiğiniz önem ve onlarla sürekli bir program yapmanız çocuklarla bu hoşuma gidiyor. Severek de takip ediyorum. Evet, bunun noktada yani şey durmuyor, dışarıdan bakınca yapmacık durmuyor. Ama bu şekilde olması gerekiyor. Gençler bir kere geleceğimizin teminatı. Onlara yaptığımız yatırım kesinlikle çok önemli. İşte az önce Metaverse'den bahsettik. Bilmediğimiz bir ortam. İşte sizin döneminiz bu aslında. 19 yaşından beri seçme seçilme hakkını elde ettin. Belki 2024'te Gülben Belediye Başkanı. Öyle mi? Dolayısıyla sizin doğal seçmeniz lazım. Hep söylüyorum, yine söyleyeyim. Bugünün Türkiye'sini yönetmek kolay, yarın Türkiye'sini yönetmek daha da zor olacak. Yarına göre kolay diyorum. Dolayısıyla size çok daha fazla sorumlu düşüyor. Dolayısıyla sizin eğitiminiz ve donanımı geçmeniz şu an bizim sorumluluğumuzda. Bu anlamda gençlere önem veriyoruz. Kadınlarımız da herkes aynı şekilde. Bilinçlensinler istiyoruz, haklarını bilsinler istiyoruz. Ve nesli yetiştiren de onlar, çocuklara yetiştiren. Çünkü çocuk ilk terbiyesini, ilk eğitimini annenin yanında almaya başlıyor. Dolayısıyla onlar da bu seviyeye gelsin istiyoruz ki nesli kurtaralım. Çünkü bizlerin çok farklı rolleri var. Olay sadece can ölçeğine değil. Her insanımıza, kimin soyadına mensup olduğunun önemi yok bizim için. Bu ülkenin bir değeri olarak gördüğümüz için bu yatırımı, bu değeri özellikle gençlerimize ve kadınlarımıza veriyoruz Gülben. Evet başkan. Aslında bir sorumuz daha vardı belediye başkanlığı konusu açılınca, onu da sorayım. Siz yani belediye başkanlığı önceden gelen bir hayal miydi sizin için, yoksa siyaset içinde yer aldıkça bir hedef mi oldu? Aslında birbirini tamamlıyor bu. Dediğim gibi meslek olmadığı için ben ilkokuldayken belediye başkanı olacağım diyen çok kişi yoktur herhalde. Ben demiştim. Öyle mi? Sınıfta. Bana çok gülmüşlerdi. İlkokul 3. sınıfta. Evet, 3. sınıftaydım. Herkes işte ben mühendis olmak istiyorum, ben öğretmen olmak istiyorum, ben çıkıp belediye başkanı olmak istiyorum demiştim ve çok gülmüşlerdi. Ama genellikle bu soru meslek minvali sorulur. Ne olmak istiyorsun anlamında. Evet. Demin de bahsettiğim gibi ben belediye başkanı bir meslek değil. Bu dönemsel bir görev, bir sorumluluk. Dolayısıyla ben de o yaşlarda yoktu. Ama üniversite, lisede ve üniversitede bu insanlarla olan yakınlığım veya insanlara dokunma iştiyakım diyeceğim. Daha da ön plana çıktı. Üniversiteden sonra ticaret hayatına başladıktan sonra öğrencilerle çok hemhal olduk. Çünkü her ortamdan, her ekonomik yapıdan, coğrafyadan öğrencilerle karşılaştık. Onlara böyle dokundukça, onlara elimizi omuzuna atıp bir selam verdikçe, başını okşadıkça çok mutlu olduğumuzu hissettik. Dedik ki o zaman siyasete girmiş olmanın da bir etkisi oldu tabii. Olmadı değil, orada yol almaya başlıyorsunuz. Siyasette de önünüzde birkaç yol oluyor. İşte milletvekilliği, seçimle gelebileceğiniz yerler ve belediye başkanlığı. Böyle bakınca da milletvekilliği çok benim yapıma da uygun değildi. Belediye başkanlığı sanki daha yapıma uygun bir görevdi. Biz talep ettik, nasip oldu, olduk. Bilmiyorum halkımız nasıl takdir ediyor. İnşallah. Memnunuz başkanım. Eyvallah, teşekkür ederim. Öncelikle yaşayan biri olarak memnunum. Yine yani şimdi şu anda, şu dönemde network marketing ve girişimcilik çok ön planda. Siz bu dönemde bir genç olsaydınız ne tür bir girişimcilikte bulunurdunuz? Şimdi bahsettiğin olay çok farklı. Ben hep şunu söylüyorum. Eğer amaç para kazanmaksa bu dönem kadar paranın kolay kazanıldığı hiçbir dönem yok. Bugün bir bilgisayarla, bir laptopla ve akıllı bir cep telefonunuzla evinizden home office çalışarak büyük paralar kazanabilirsiniz. Böyle bir dönemdeyiz. Ama şöyle biraz bandı geri sağalım. Daha 19 yaşındasın. Ailen, deden, şöyle biraz geriye git, onların yaşandığı dönemi bir şey yap, çok da hayat zordu. Ve bu kadar lüks içerisinde değildik hiçbirimiz. Evet. Ve günlük yevmiyelerle birçoğumuz iaşelerini ve çocuklarının ihtiyaçlarını karşılıyor durumdaydı. Bugün çok farklı. İşte bu e-ticaret dediğimiz, çok basit, evden bunu yapabilirsiniz, problem gerek yok. Evet. Sadece biraz genel kültürünüzün, bu işe aşina olmanız yeterli bu konuda. Yine oturduğunuz yerden bir yazılım geliştirdiğinizde, ki böyle tanıdığım gençler var, 12 yaşında çocuklar var, aylık 10-15 bin lira para kazanıyorlar. Dolayısıyla kesinlikle ve kesinlikle akademik eğitimimizin yanında, şimdi sen yandal tarih yapıyorsun. Evet. Bana göre hiç boş durma, bu dijital ortamada bir ayak at, giz.
Bilgi sahibi ol. Çünkü sen bilmediği şeyle ilgili bir şey üretemezsin. Çok zor değil. Bugün her şey var. Çok kolay ulaşabiliyoruz bilgiye. Dolayısıyla bizim tek şu anda sıkıntımız belki de ülke olarak ki son zamanda bu kırıldı. Özellikle Selçuk Bayraktar'dan sonra bir ivme kazandı bu yöne doğru. Tüm ilçelerde bununla ilgili bir altyapı oluşmaya başladı. Öğretmenlerimize, bizlere çok ciddi görevler düşüyor. Ben mümkün olduğu kadar okula gidip bunları anlatmaya çalışıyorum. Gençlere bir araya gelince bunu anlatmaya çalışıyorum. Akademik eğitimimizin yanında bu alanda da kesinlikle eğitim almak durumundayız. Bak kesinlikle bunu yapmak durumundayız. Bizim gençliğimiz çok zeki. Dünyada gezmediğim ülke yok gibi benim. Ve gezerken de böyle turlara falan gezmem. Gittiğim zaman bir araba kiralarım. Ve ben derim ki beni köyüne götür. Beni sokak alanına götür. Beni alışveriş merkezlerine götür, beni müzelerine götür. Bütün yapısını incelemeye çalışırım. Bizim gençliğimiz kadar zeki bir gençlik yok. Zaten dünya da sizden korkuyor aslında. Bu gençlikten korkuyor. Tek önümüzdeki engel sizin doğru kanalize edilmeniz ve bu yönde eğitim almanızdır. Bunu da inşallah Teknoloji Bakanlığımız ciddi anlar içerisinde, yine Cumhurbaşkanımız size çok ciddi önem veriyor. Hep birlikte bir araya geldiğimizde aslında tüm malzemeler hazır, sadece helva yapmaya kalıyor. Bir da size çalışmak düşüyor. Diğer soruma geçiyorum başkanım. Tarih bölümü mezunsunuz. Neden tarih okudunuz? Ha Gülben, bizim dönemimizde eğitim çok farklıydı. Biz sizin döneminizde olduğu gibi sınava girmedik. Bizim dönemimizde şöyleydi. Sınava girmeden önce tercihlerinizi yapıyordunuz. O dönemde. Aslında hukuk okumak istiyordum. Yazıyorsunuz tabii. Bir, Ankara hukuk. O zaman en popüler mesela Ankara siyasal. İki, tercihlerimi de hatırlıyorum. İlk Ankara siyasaldı, ikinci İstanbul hukuktu. Bu şekilde sıralanmıştı. Altlarda da şu an girdiğimiz bölüm vardı. Liseyi içeri veriyorsunuz, üniversite YÖK'e. Ondan sonra siz sınava giriyorsunuz. Aldığınız puana göre siz o liseden bir yere yerleşiyorsunuz. Dolayısıyla bugün gibi değil. Bugün nasıl? Önce puanınızı elinize alıyorsunuz. Kaç puan almışım? Sözelde şu puanı, eşit ağırlıkta şu puanı, sayısalda şu puan almışım diyorsunuz. Buna göre her alandan okul tercih edebilirsiniz. Bizim dönemimiz öyle değildi. Çarşaf listeyi sıralardık. Puanınız nereye yetti? Otomatik sistem sizi oraya atardı. Gitmiyorum deme şansınız vardı. Ama bu zaman kaybıydı o dönem için. Biraz da üniversite okumuş olmak için de okuduk diyebilirim. Demek ki mesleğinizi o yüzden yapmadınız. Yok. Evet, öğretmenliği seviyorum aslında. Ama ticareti biraz daha fazla sevdim. O dönemde okurken de ciddi ticaret yaptım çünkü. İstanbul Üniversitesi mezunuyum. İstanbul'da farklı bir ticaret, farklı bir dünya vardı. Üniversite okurken de ben biraz aksiyonerim. Yani mesela uzun yıllar, hatta belki de ilk yıllığı üniversite benim dönemde benim başlığımda çıkmıştır. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde ilk yıllığı edebiyat, türkoloji, tarih, sosyoloji, tüm bir o bölümlerin yıllığını biz çıkardı ve gece düzenledim ben. Yani sizin tabii bir maddi... Yok, hiçbir şeyim yoktu. Sadece uzun yıllar yapılmamıştı. Önce yani, oldunuz. Önce olduk. Şu gençleri bir araya getirdik. Kapı kapı dolaştık. Sponsor aradık, bulduk. Ve o yıllıkları çıkardık. Şimdi devam ediyorum bilmiyorum. Uzun süredir de İstanbul'a gidemedim, bakmadım. Dolayısıyla böyle bir hayat oldu bize. Tercih sebebim ticareti biraz daha fazla sevmem olmuştu. Başkanım, bu soruya aslında kafamda bir şeyler oluştu ama sorayım. Bir daha üniversite okuyacak olsanız hangi bölümü okurdunuz? Güzel bir soru. Herhalde şu an teknolojiyle ilgili okurdum ya. Ben de öyle düşünüyorum. Yani kesinlikle başkanım. Çünkü profesyonel insanlardan, bu işin uzmanlarından direkt bu eğitim almaya çalışıyorum. Bence yazılım okurdunuz başkanım. Yani muhtemelen olabilirdi. Bir başka sorumuz, belediyecilikte daha fazla icraatta bulunmanızdaki genel motivasyonunuz ne? Bu kadar aktif olmanızdaki her, yani kadın noktasında da çocuk, genç noktasında da bu kadar aktif bir şekilde icraatlarda bulunmanızdaki genel motivasyonunuz? Şimdi bunun birçok cevabı var aslında. Bir yorgunluğu da var çünkü başkanım bunun. Var, bu yorgunluk kısmını ve zaman üretme kısmını tamamen öz hayatımızdan çalıyoruz. Yani orayı tamamen sıfırlıyoruz bir kere. Şimdi bunun birkaç cevabı var. Birincisi, bu görevlere bizi atayan, ki tensip buyuran Cumhurbaşkanımızdır. Bize güvenmiştir. Ben olayı şöyle okuyorum. Cumhurbaşkanımız, biz aday adayı olduktan sonra, ki Canik'te yanılmıyorsam 7 tane aday adayı vardı benimle birlikte. Canik belediye başkanı olmak isteyen. Ve bu 7 kişi içerisinden Cumhurbaşkanımız dedi ki, bu dönem İbrahim Sandıkçı'ya ben buraya emanet ediyorum. Bu bir emanettir benim
için. Bu birincisi bu emanetin sorumluluğunu yerine getirme sorumluluğu aslında. Koşturmanın ana gayesi bu. Bir ikincisi de Cani'nin gerçekten bugün hak ettiği yerde değil. Cani'nin çok işi var yapılacak. Gayretimiz biraz da bundan. Geri kalmamak durumdayız. Bir de 2019'dan sonra Allah bize nasip etti bazı olayları. Canik'te ciddi yatırımlar da oluştu. İşte bir şehir hastanesi. Bölge hastanesi ama Canik sınırları içerisinde. Bir üniversite vardı belki ama öğrenci almaya bizim bölümümüze başladı. Artı bir istasyon, hızlı tren istasyonu. Bunlar Canik'in bu dar coğrafyasında ciddi bir katma değer üretti. 3 sene içerisinde Canik'te ciddi bir değer artışı da oldu. Şimdi bizler de belediye olarak bunun altyapısını hazırlamak durumdayız. Eğer paralel götüremezsek bu işi, Canik bu sefer yine hak ettiği yerden geri kalacak. Evet. Geçmişten geri kalmışlığı var. Bir de bizim dönemimizde bu olursa olmaz. İşte bu gayretin, bu eforun ve bir şeyler yaptıkça ortaya çıkan şeylerin insanların memnuniyeti de bizi ateşliyor aslında. Biraz ondan kaynaklanıyor. Bir de Canik ilk yerleşim noktası diyebiliyorum ben. Şimdi Samsun ölçeğinde mi diyorsunuz? Var. Evet. Evet. İlk yerleşim yerlerinden biri diyebiliyorum. Biraz daha ekonomik durumu zayıf olan insanların yerleşim bölgesi. Ben de burada doğdum. Teknepınar'da doğmuşum. Soğuk Su ve Gazipaşa'da gençliğim geçti. Biraz daha ekonomik durumu. Aslında şehir ilk adımdır. İlk yerleşim yerleri ilk adımdır. Çok eskiye gitmemek kaydıyla. Cumhuriyet döneminde ağırlıkla merkez ilk adımın o ilk meydanın olduğu, sahtanenin olduğu yere ticaret oradaydı. Buradaki insanlarımız da günübirlik orada çalışmaya giderlerdi. Alışverişlerini oradan yapardı şeklinde. Buralar biraz daha gece kondu bölgeleriydi. Dolayısıyla yapı stoğumuz da bunun için biraz daha eskidir. Onun için de bu kentsel dönüşüm faaliyetlerinde acil ihtiyacımız var. Bunları da yapıyoruz inşallah. Başkanım, olmazsa olmazlarınız var mı? Neler? Olmazsa bulunduğum konum itibariyle mi yoksa İbrahim Sandıkçı olarak mı söylüyorsun? İbrahim Sandıkçı olarak. Evet, aslında ikisi birbirine örtüşüyor. Çünkü İbrahim Sandıkçı olarak inanmadığım bir şeyi belediye başkanı yapamazsın. Olmazsa olmazımız adalet. Kişi ayrımı yapmaksızın her ferdimize, her bireyimize aynı eşit mesafede bulunmak. Bu çok önemli, bunu önemsiyorum. Çünkü adaletin olmadığı bir yerde başka bir şey konuşmanızın bir anlamı yok. Siz insanlara adaletli davranmadıktan sonra her tarafı imar etseniz çok bir şey ifade etmiyor aslında. Temel ilkem bu. Yani bunu hep söylüyorum. Adalet olmadan hiçbir şey olmaz. Herkese eşit mesafedeyiz. Yapılacak bir iş varsa herkese yapılacak, yapılmayacak bir iş varsa hiç kimse yapılmayacak demektir. İlk şahsına olur, Y şahsına olmaz şekli yok bize. Temel ilkem bu olsa gerek herhalde. O zaman son ve insana insan değerini vermek ayrı bir şey. Bunları hiç konuşmuyorum. Bazı değerler var, bunları konuşmamak gerekir. Şimdi duyuyoruz bunu zaman zaman. Falanca kişi dürüst bir adam, çalmıyor. Namazını kılıyor. Yalan söylemiyor. Yüzü gülüyor falan. Ya bunlar aslında olması gereken şeyler insanlarda. Bunlar ekstra bir yetenek, ekstra meziyet değil. Bunlar sıradan her Müslümana inanmış kişide olması gereken şeyler, öyle değil mi? Gülmek sünnet değil midir? Çalmak haram değil midir? Namaz kılmak üzerimize farz değil midir Müslüman olduğumuz için? Bunlar neden konuşuruz? Konuşmamamız gereken şeyler. Bunlar bir insanda, bir Müslümanda olması gereken hasletler. Ama biz öyle bir hale gelmişiz ki bunlar ekstra bir yetenek, kabiliyet veya ne bileyim ekstra bir meziyetmiş gibi algılanır duruma gelmiş. İşte bunlardan kurtulmamız lazım Gülen Bey amca. Son sorumuza geçiyorum. Canik Belediyesi'nde yanlış bilinen doğrular var mıdır, nelerdir? Hangi alanda? Aslında geri dönüp baktığımızda bu sosyal medyada yorumlar, hani postların altına atılan yorumlar aslında genelde olumsuz olanlar, yanlışsa eğer. Yanlış bilinen doğrular. Bu bir genelleme yaparsak. Şimdi şöyle bir sıkıntı var. Bu çağla ilgili söylüyorum. Algı yönetimi. Siz çok şey üretebilirsiniz. Eğer o algıyı birlikte kontrol edemezseniz çok yaptıklarınız ön plana çıkmıyor. Bu işimizin belki de en zor kısmı. İşte orada da sosyal medya pazarlama, sosyal medya ayağı, dijital platform kullanma olayı, etkileşim, sizi destekleyen, seven, işte senin gibi kardeşlerimizin, gençlerimizin, kızlarımızın bizi takibi, bizi yanlış gördüğü şeylerde uyarması çok çok önem arz ediyor. Dolayısıyla o ürettiğimiz kadar da algıyı kontrol etmek durumundayız. Yorumların şu ana kadar 3 yıldır belediye başkanlığı yapıyoruz. 3 yılda sosyal medyayı kendi belediye ölçeğinde aktif kullanmaya çalışan bir ekibimiz de var. Arkadaşlar da burada zaten gelen olumsuz yorumların %99'u mu arkadaşlar? Bana göre kesinlikle yanlış bilgilemeden kaynaklanıyor. Eksik bilgilemeden, kulaktan kulağa duyarak.
veya kişi gelmiştir, bize sormuştur ve yetkililer sormuştur. Bizim arkadaş anlatmıştır ama o anlatım şekliyle onun alabildiği çok daha farklıdır. Yani sizin anlatmanız da çok bir şey fark etmiyor. Onun ne anladığı da çok önemli. Bu tür otokontrolün yapılmamasından kaynaklanan yanlış anlaşılma, yanlış iletişim bazı olumsuz fikirleri ortaya çıkarıyor. Aslında burada şunu yapmak lazım. Bir fikri ortaya attığımızda aslında muhatabını da bulup işin teyidini alıp ondan sonra fikri savunmak lazım. Can'a göre Canik Belediyesi olarak ve İbrahim Sandıççı olarak bizle alakalı yanlış bildiğimiz, yanlış bilinen doğrular anlamında vardır muhakkak. Bunlar da varsa aslında güzel bir soru sordun. Buradan vatandaşlarımıza da bunu paylaşalım. Kafanızda bu tür soru işaretleri varsa, olumsuz ne varsa, olumlular zaten istediğimiz şeyler, yapmak istediğimiz şeyler de olumlular şeyler. Buna bir kenara bakalım ama olumsuz ne varsa bunları bu başlığa soruyorum. Programın altına veya sosyal medyada paylaştığımız herhangi bir başlığın altına yorum olarak veya soru olarak bize atın. Biz bunları en içtenlikle cevaplayacağız ve cevaplıyoruz da görüyorsunuz. İnşallah bir şeyde soru varsa da düzeltmiş oluruz Gülben. İnşallah. Başkanım ben teşekkür ediyorum. Sorularımın sonuna geldim. Evet Gülben, biz sana teşekkür ederiz. İlginden, alakandan dolayı sen programda ilksin. Evet. Ben eminim bir başlangıçla format değişikliğine de götürecek. Bizi senin bu dahilin. Biz seve seve açığız. Hiç sıkıntı yok. İstiyoruz ki size daha sık bir araya gelelim. Çünkü sizin gözünüzle, sizin bakış açınızla biz olayı okumak istiyoruz. Bu bizim için çok önemli. Çünkü bizim yetiştiğimiz dönemle sizin döneminiz çok farklı. Zaman zaman sizi anlayamıyoruz. Ben eminim ki sen şunu söylüyorsundur evde annene babana. Ya beni anlamıyorlar. Bunu çok sık yaşıyorsun çünkü ben de yaşıyorum evimde bunu. Dolayısıyla sizi anlamak durumundayız biz. Anlamalıyız ki ne istediğinizi bilelim ve ona göre de biz bir yöntem değişikliğine veya ona göre bir yatırıma geçelim. Aksi takdirde hem zaman kaybı hem israfa sebebiyet veririz. Bu anlamda bizle, milletvekillerimizle, seçilmişlerimizle, kaymakam beyle, vali beylerle daha sık bir arada olalım. Bizle ulaşılmaz insanlar değiliz. Bizde de sizin gibi evimiz, ocağımız var. Aynı kültürden gelen insanlarız. Bugün sadece farklı bir rolümüz var. Hepsi bu. Bu rolümüzden bir tanesi aslında. Onun için ben hasreten sana teşekkür ediyorum. Benim için de bir farklılık oldu. Keşke zaman biraz daha geniş olsaydı. Daha geniş sohbet edebilseydik. İnşallah devamını. Sonrakine inşallah. Tamam inşallah diyorum. Kendine iyi bak. Sağlıcakla kal. Teşekkür ederim. Evet değerli arkadaşlar. Arkadaşlar dediğim 15 Temmuz İmam Hatip Sesi öğrencileri, gençleri. Sorularınız elimde. Onu söyleyeyim. Vakit darlığından dolayı bu hafta sorularınıza cevap veremedim. Ama hepsini muhafaza ediyorum. İnşallah haftaya başkana soruyorum programında tüm sorularınızı eksiksiz cevaplayacağım. Bu haftanın da başkana soruyorum programının sonuna geldik. Ben tekrar Gülben'e katılmamdan dolayı teşekkür ediyorum. Sizlere sağlıklı, mutlu bir hafta diliyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.